Korkmaya sebep yoktur. Çünkü kainatın işletim sistemi insan menşeli çalışıyor ve öyle kurulmuş. Kainat büyük insandır. İnsan da küçük kainattır. Kainatta esas insandır, diğerleri tebeidir. Sen tebeilerden niye korkuyorsun? Diğer mahlukat sistemin aksesuarları, yalnızlığını gideren mahlukattırlar. İnsan, insana ortak mahluk yoktur. Rakip de yoktur. Senin yalnızlığını gidermek için var olan, seni doğruya, iyiye, daha kamile götüren bir şeydir onlar. Cinler, ervah habiseler, mevadişeliler, canlar, tanlar, tam testler, bunlar. Yani sen onlardan ne korkuyorsun? Onlar senin arabanın aksesuarı yani. Ağaçtan korkulur mu? Çiçekten korkulur. Yani bunlar senin aksesuarın. Bunlar cismani alemdeki aksesuarınsa, cinler, şeytanlar, ervah habiseler de aksesuar. Melekler, ruhaniler, ervah aliyeler, ruhu kutsiler, bunlar da aksesuar. Yani ruhanilerin menfisi çok azdır. Hayrısı çok. Yani dan, man, cam, tam, tem, bunlar şer değil ki. Bunlar kafiri de var, Müslümanı da var. Cinlerin kafiri, Müslümanı yok mu? Danın da Müslümanı var, kafiri var. Sana mesela toplamayı teşvik ediyor, dershaneyi teşvik ediyor. Dershanede temizlik yap, lavaboyu şey yap, içtimaiyattaki nurcisel maddi himmet et, faturayı yatır, adam götür, arabasını hizmete kullan, tefekkür et, tahammül et. Yani bunlar hep oya öflüyor. Melek ilham yapmıyor musun abi? İşte bu meleklerin o şeyleri, kullandıkları malzemeler. Ben kitabı kullanmıyor muyum şimdi? Defteri kullanmıyorum da kalemi kullanıyorum. Ustad bunları ayırmış, melek değil, bak kardeş elime bak. Kategori olarak kategori olması, katalize olması farklı olduğunu gösteriyor. Bak, ins, cin, melek, şeytan, ruhaniyat. Ruhaniyat ayırmış. Eğer ruhaniyat melekse niye ayrı bir kategori? Eğer ruhaniyat cinse niye cinle ayrı bir kategori yapıyor? İns, cin, şeytan, melek, ruhaniyat. 29.8'de geçiyor. Her yerde geçiyor, böyle kullanıyor. İns, cin, melek, şeytan, ruhaniyat. Ruhaniyat ayrı bir sistem. Ha, ruhaniyatın menfisi var, müsbeti var. Mesela yalnız kalıyorsunuz. Mesela evinizi temizlemiyorsunuz. Mesela tuvalet taşlarını temizlemiyorsunuz. Mesela bedensel temizliğinizi yapmayıp pis kokuyorsunuz. Tamam, adınız gibi bilin, ervah habisi oradadır. Size devamlı telkin yapacak. Allah Resulü diyor ki bana üç şey sevdiğiniz bir tane kok. Temizlik yaptın, ervah haliye gelecek. Tuvaletin temizlik yaptın, ervah habisi gelemeyecek, gelecek yer yok. Ervah haliye gelmiyor ama habis de yok. Çiçek, ervah haliye gelecek. Revai tayibe, ervai tayibeyi celbeder. Güzel koku, güzel ruhları celbeder. Pis koku, pis ruhları celbeder. Pis kokan adam, yıkanmayan adam, aa melekler gelecek. Sarımsak yiyen adama melek gelecek. Soğan yiyen, ağzı soğan kokuyor. Ona melek değil, ben bile ya camiden yanına durmuyorum ya. Durmuyorum ya. Soğan kokuyor. Sarımsak kokuyor. Sen yemiyor musun? Onu dikkat etmeye çalışıyorum. Ağzına şey koy. O odun parçası ne yok? Karanfil. Olmazsa şey var ya, maydanoz. Maydanoz çiğne. Ye, yeme değil. Sarımsak da ye. Yemeğe kat. Ha? Mescidimize gelmesin diyor. Mescidimize gelmesin diyor. Namaz kılarken. Benim ne huzurum kaldı ne bir şey kaldı. Ben yemiyor muyum? Yiyorum. Derse gitmeyeceğim, akşam yiyorum. Veya yemeğe katıyoruz sarımsağı vesaire. Yani bir şey anlayayım, bir şey anlatmak için kullanıyorum bunları. Güzel koku, güzel ruhanilerin celbine sebeptir. Mesela bir insana, ondan örnek vereyim. Ehli olarak söylüyorum, burada tevazu da yapmayacağım. Bir insana cin nasıl musallat oluyor? Buraya camı aç derim, açma da çiçek koydum. Sinek gelmez kardeş buna. Buraya arı gelir. Pislik koy kardeşim buraya. Et koksun, pislik koy. Arı gelmez kardeşim oraya. Pislik gelir.
Bir bünye bozulmadıkça, pis şeyler düşünmedikçe, günah işlemedikçe, içi berbat olmadıkça cin buna musallat olamaz, dadanamaz, arzusu olamaz. Bende güzel koku var, tamam mı? Sürdüm. Güzel koku var. E sinek nasıl gelecek? Gelemiyor ki. Duman duman. Arılardan balı nasıl alıyorlar biliyor musunuz? Böyle bir tane kutu var. Samanı koyuyorlar. Talaş veya. He. Pompası var. Pişş, pişş, duman. Arı hep kaçışıyor. Onlar balını çalıyorlar. Hırsız. En büyük hırsız insan. Nerede kaçıyor arı? Duman. Dumana giren mahluk var. Dumanda uçuşan sinekler var. Fofuk tutoz halinde. Ondan zevk alıyor. Öyle de bir şey acayip ki vurduğu zaman yaban arısından daha beter yapıyor. Bak şu anda alerjim bile o şey yaptı böyle titredi ya. O ufak var ya toz gibi. Onlar dumanda oluyor. Bak arı dumandan kaçıyor. Güzel koku koy bakayım arıya. Bir kilometreden balın kokusunu alıyor karınca. Bir kilometreden de pisliğin kokusunu alıyor böcekler işte. Ha, ruhaniyat da böyledir. Bir insan gözünden, kulağından, burnundan, dilinden ve elinden içeriye şer sokmadıkça, içeriden sarayın kapısı açılmadıkça dışarıdan erva habise saraya giremez. İçeriden kapı açıyorsun. Gözden giren, kulaktan giren, burundan giren koku, dilden giren tat, dokunma ile içeriye giren dokunma. Daha çok cinsellik yani. Girince içeride canlanıyor ve ruhlanıyor. Bu organlar bu simadır. Bu beş tane organla içeriye alınanın formatını değiştiriyor ve canlanıyor. İçeride ruhta olanı da simaya yansıtıyor. Ayna. Bak bu. Dolayısıyla içeriden birisi sarayın kapısını açmazsa dışarıdan bir hırsız oraya giremez.